Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Bugün Roboski katliamının yıl dönümü sayın seyirciler. On binler Roboski yakıyor. Roboski katliamının protestosu amacıyla gerçekleştirilen anma alanına dönüyoruz. Telefon attığımızda gazeteci Mehmet Zeki Çiçek bulunuyor. Mehmet, miting alanındaki son durum nedir? Paylaşır mısınız izlenimlerini bizlerle? Tabii. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi Roboski katliamının ikinci yıl dönümü ve bu vesileyle Roboski köyünde kitlesel bir anma etkinliği düzenleniyor. Sabah saatlerinden itibaren işlerinde DDP Eş Genel Başkanları Gülten Kışanak, Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanları, yine DTK Eş Genel Başkanları, çok sayıda sivil toplum örgütü yöneticileri başkanının da bulunduğu binlerce kişi sabah saatlerinde Şırnak'tan Roboski köyüne doğru kalabalık bir araç konvoyuyla hareket etti. Köyde de dünden bu yana süren hazırlıklar vardı. Hazırlıklar sabah bitirildi ve anma etkinliği başladı. Köyde etkinlik öncesi sergiler açılmıştı, fotoğraf sergileri açılmıştı. Yine dernek binası hazırlanmış, açılış töreni gerçekleştirildi burada. Buraya ulaşan heyet ilk önce Roboski katliamında yaşamı yitiren 34 kişinin toprağa verildiği Gülyazı mezarlığını ziyaret etti. Burada dualar okundu yaşamı yitirenler için, katliam mağdurları için. Burada kısa bir açıklama yapıldıktan sonra kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi köy meydanına doğru. Yürüyüş esnasında onlarca pankartla Roboskillerin adalet arayışını dile getiren pankart taşındı. Yine PYK'lileri, Abdullah Öcalan posterleri, KZK bayrakları, PYK bayrakları taşındı. Sloganlar eşlik etti bu yürüyüş sırasında. Roboski adalet talebi dile getirildi sık sık. Yürüyüş ardından kitle köy meydanına ulaştı. Burada sergiler dolaştırıldıktan sonra konuşmalara geçildi. Şu an konuşmalar yapılıyor. Şu an Selahattin Demirtaş ve DTK Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir konuşma yapıyor. Öncesinde DTK Genel Başkanı Aysel Tuluk, Mazlumder Genel Başkanı, İHA'da Genel Başkanı burada bir açıklama yaptılar. Açıklamalarda genel olarak Roboski katliamının faillerinin yargılanması istendi. AKP'nin demokratik çözüm sürecinde samimiyetinin göstergesinin ancak bu şekilde olabileceği ifade edildi. Dediğim gibi şu an açıklamalar devam ediyor. Binlerce kişi var burada etkinlik programına katılan. Alo. Dinliyoruz Mehmet. Binlerce kişi var şu an alanda. Konuşmalar devam ediyor. Yine burada onlarca tanklar açıldı. Çevredeki binalara. Yine Roboski yazısı yazılmış dağlarda. Gençlerin çeşitli etkinlikleri devam ediyor şu an köyde. Etkinlik devam ediyor. Çok teşekkürler Mehmet. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. İyi yayınlar. Umut ediyoruz katliamın sorumluları en kısa zamanda yargılanır. Diğer haberimize geçiyoruz. AKP iktidarı ve yargısı vekilleri de hedef alan soykırım operasyonlarına yeni bir halka ekleme çabasında HDP'nin eş genel başkanı Sebahat Tuncel'in hapis cezası onaylandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Sebahat Tuncel'e verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasını onayladı. Tuncel, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK üyeliğinden yargılanıyordu. 2007 yılında halk irademdir dediği Tuncel'i vekil olarak seçti. Tuncel, milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmişti. Yargıtayca onanan kararın meclise gönderilmesi bekleniyor. Kararın genel kurulda okunması durumunda Tuncel'in milletvekilliği düşecek. Kararın ardından bir açıklama yapan Sebahat Tuncel, yargının kararının siyasi olduğunu belirterek devlet çözümsüzlük siyasetinde ısrar ediyor. Biz de özgürlük siyasetimizde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Soykırım operasyonları ve gözaltı furyasına yenileri eklendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ve özel hareket timleri tarafından dün akşam ve bu sabah saatlerinde birçok eve baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Dün de Van'ın Kelkeli ve Saray ilçelerinde özel hareket timleri ve askerler operasyonlar düzenlemiş. BDP yöneticisi ve belediye meclis üyesi 9 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Temş şubesine götürülmüştü. Bugünse BDP'li yöneticiler ve halk operasyonları ve gözaltıları protesto etti. Eylemciler yolsuzlukların gündeme geldiği bu günlerde hedef saptırmak amacıyla yine Kürt halkına yönelindiğini belirtti. İstanbul'daysa dün gece yolsuzlukları protesto eden kitleye saldıran polisin 70 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltıların Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. İstanbul Barosu kriz masası gözaltına alınanlardan sadece 37'sinin isimlerine ulaşabildiklerini kaydetti. Her
Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Bir kaza haberi de Muş'tan geldi. Muş'un Kop ile Malazgirt ilçeleri arasında bulunan Rüstem Gedik mevkisinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 3'ü ağır, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Roboski katliamı ikinci yıl dönümünde eylemlerle karşılandı. Katliamın kınandığı eylemlerde Roboski için adalet istemi dile getirildi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Roboski katliamı yürüyüşle protesto edildi. BDP ilçe örgütü binası önünde bir araya gelen çok sayıda kişi Bulvar Caddesi'ne yürüdü. Çetin Encü. Burada. Erkan Encü. Burada. Bütün şehit arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Aynı amaçla HDP Sancaktepe ilçe örgütü de Sarı Gazi Demokrasi Caddesi'nde bir yürüyüş düzenledi. Katliama bir tepki de üniversite öğrencilerinden geldi. DÖDEF ve HDK gençliği katliamı kınamak için Aksaray metro istasyonundan Beyazıt Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş ardından basın açıklaması yapıldı. Devlet unutturmak, üstünü örtmek adına iki yıldır elinden geleni ardına koymasa da gençlikte, halkta Roboski unutmayacak, hesabını soracak. Katliam Manisa, Van'ın Şah ve Erzurum'un Dep ilçelerinde de protesto edildi. Rojava'ya geçiyoruz. Rojava'da direniş devam ediyor sayın seyirciler. YPG güçleri dün gerçekleştirdikleri operasyonda Tılberek kasabası ve onlarca köyü özgürleştirdi. YPG güçleri dün Tılkoçer bölgesinde Tılberek ve Tılmaruf kasabalarında konumlanan çetelere yönelik 3 koldan operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Tılberek kasabası özgürleştirildi. Ayrıca Tılkoçer ve Tılhemis arasındaki bölgede bulunan onlarca köy de çetelerden arındırıldı. YPG güçleri bölgedeki yolları da denetim altına aldı. Kamışlo'nun güneydoğusuna düşen Tılhemis kasabası ve çetelerin konumlandığı birçok nokta ise YPG güçleri tarafından kuşatmaya alındı. Alınan son bilgilere göre Tırbespiye bölgesinde IŞİD'in çetesi emirlerinden Enes Mehmet El-Himedi öldürüldü. Öte yandan Rojava direnişine karşı kirli saldırılar da devam ediyor. Kamışlo'nun Kuduberk mahallesinde Mahalle Halk Meclis Başkan Yardımcısı Halit Temo'nun aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu Halit Temo yaralandı. Halkların Demokratik Partisi HDP de 2014 yerel seçimlerine hazırlanıyor. HDP yerel seçimlere girecek olan belediye başkan adaylarını düzenlediği tanıtım toplantısıyla açıklıyor. HDP 2014 yerel seçiminin belediye başkan adaylarını yarın Ankara Sanat Tiyatrosu'nda düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla açıklayacak. Toplantıya HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra belediye başkan adayları ile belediye meclis adayları da katılacak. Kapsamlı bir hazırlık çalışması yürüten HDP ilk defa gireceği seçimler öncesi oldukça iddialı. Özellikle Gezi direnişi sonrası dikkatleri üzerine çeken HDP'nin İstanbul'da etkili olacağı belirtiliyor. Özgür Kadınlar Birliği YCA Koordinasyonu seçim süreciyle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklama ön seçim çalışmalarında halkımızın ortaya koyduğu demokratik iradeyi selamlıyoruz diye başlıyor. Açıklamada 20 Aralık'ta başlatılan Özgür Kadınla Demokratik Ulusa başlıklı kampanya hatırlatıldı. Ve demokratik siyasetin temel amacının özgür kadın ve demokratik toplum olduğu kaydedildi. YCA, kadınların siyaseti yerelden başlatarak tüm toplumsal kesimleri kapsayacak tarzda geliştirmesi çağrısında bulundu. Açıklamada tüm kadınları halkımız demokratik, özgür bir irade ve özgür örgütlülükle Kürdistan'da tüm sömürgeci yapılanmaları silip süpürecek bir seçim geliştirecektir. Kendin yap, kendin oluştur perspektifi temelinde ve kadın toplumsallığı öncülüğünde demokratik toplumsallığı geliştirecektir denildi. Açıklama tüm kadınları, Kürt halkını, demokratik kesimleri seçim çalışmalarında ortaklaşmaya, büyük bir seferberlik ruhuyla katılmaya, demokratik bilinçle çalışmaya, başarı temelinde tarihi görev ve sorumluluklarına sahip çıkmaya çağrısıyla sonlandı.
Rusya'da bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Rusya'nın güneyindeki Pyatigorsk şehrinde bomba yüklü bir aracın patlama sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştirildiği kent 6 hafta sonra kış olimpiyatlarının yapılacağı Soçi şehrinin yakınlarında bulunuyor. Yetkililer büyük organizasyon öncesi yaşanan saldırı nedeniyle endişeli. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken kentte olağanüstü hal ilan edildi. Irak'a geçiyoruz. Irak'ta Sünni milletvekili Ahmet El Elvani gözaltına alındı. Elvani'nin evine düzenlenen baskında kardeşi ve en az 3 koruması öldürüldü. Irak polisi güvenlik güçlerine ateş açılması sonrası çıkan çatışmada 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Çatışmada otomatik silahlar ve roket atarların da kullanıldığı haber veriliyor. Şiilerin hakimiyetindeki Nuri El Maliki hükümetine yönelik protestolara destek veren Elvani'nin terör suçlamasıyla aranıyordu. AFP haber ajansı çatışmada Elvani'nin kardeşi ve 5 korumasının öldüğünü, onu güvenlik görevlisi 18 kişinin de yaralandığını duyurdu. Irak'tan Hindistan'a geçiyoruz. Hindistan'ın güneyinde bir trende çıkan yangında en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Dün gece Nandent bölgesinde Bagalore kentine gitmekte olan trende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah 3.15 civarında başlayan yangında şu ana kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerinin çoğunun duman zehirlenmesinden öldüğü belirtildi. Avrupa'nın kayak merkezlerinin bulunduğu Alp dağlarında çığ nedeniyle son 48 saatte 6 kayakçı hayatını kaybetti. Yetkililer hafta sonu kayak yapacak kişileri pist dışına çıkmaması konusunda uyardı ve çığ oluşabileceğinin altını çizdi. İtalya'nın Bardonecchia kayak merkezinde hava şartları nedeniyle kapalı olan bir pistte snowboard yapan 24 yaşındaki bir Fransız hayatını kaybetti. Fransa'nın Courchevel merkezinde ise bir pist çalışanı oğluyla birlikte çığ altında kaldı. Oğlu kurtarılırken kendisi olay yerinde can verdi. Son iki gündür yoğun kar yağışı gören İsviçre'nin muhtelif kayak merkezlerinde de iki kayakçının hayatını kaybettiği belirtildi. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.